Diğer bir soru kardeşler. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Bir kişi tevhid akidesini benimsese tüm tağutları tağutlara mahkeme olmayı tağutlara askerlik yapmayı reddese fakat hadis ve sünnetlerin sahiliğine güvenmediğinden hadis ve sünneti tatbik etmezse bu kişinin hükmü nedir? Kardeşler böyle bir Müslüman kitlesi böyle bir Müslüman tipi yani olmaması gerekir. Bir kişi tağutları reddetmiş, tağutta kulluktan uzak durmuş, onlardan beri olmuş beraatini ilan etmiş. Fakat sünnetin sahliğine güvenmediğinden hadisi tatbik etme konusunda sıkıntısı var. Yani bu adam düşünmesi gerekir. Bu adamın itikadı zaten bozuk. Hadisin sahihliğine güvenmezse akidenin yüzde %70'i yüzde yetmişi hadislerde var. Kitab-ül İman Buhari'de Bukhari'nin kitab İman bölümünde şüphe duyarsa, kitab Tevhid bölümünden şüphe duyarsa, fadail Sahabe konusunda şüphe duyarsa, bu adamın neyi kalır ki kardeşler? Hadisi giderse bu adamda ne kalır ki? Bu adamın şüphe duyması onun cehaletindendir. İslam ümmetinin alimlerinin içinden, ilim ehlinden bir tanesi, hadis hakkında bir şüphesi var mı ki, onun şüphesi olsun. Bu şüpheciliği kimden kapmış? Hangi kitleden? Hangi taifeden kapmış? Hangi taifeden bu hastalığı almış ve bu hastalıktan ne malanmış? Bu Müslümanın, Müslümanların üzerinde bulunduğu bir itikad görüş değildir kardeşler. Hadis ve hadisin inkarı liberallerin, oryantalistlerin, müsteşriklerin, Dinsiz ve imansızların ahlakı olması gerekir. Muvahhid ve Müslümanların değil kardeşler. Hadis hakkında şüphesi olan kardeş bu konuda neden şüphe ediyor ki? Cehaletinden başka ne vardır ki? Onu düzeltmesi gerekir. Hadis hakkında cahil olduğu için, hadisin tedvini yazılışı hakkında cahil olduğu için, hadislerin sahih, hasen, zayıf, zayıfların kendi arasında bazılarına göre 60 küsür kısmı olmasının sebeplerini ve illetini bilmemesi onu bu itikada sevk etmiş. Sahih hadis niye sahih diye adlandırılmış? Şartları nelerdir? Hasan hadis niye hasen diye adlandırılmış? Şartları nelerdir? Zayıf hadis niye zayıf diye adlandırılmış? Şartları nelerdir? Ahad hadis nedir? Mütevatir hadis nedir? Hadis tedvininin tarihi ve başlangıcı bununla alakalı rivayetler bunu bilmediği için, detaylı bir bilgiye sahip olmadığı için, bilgisi noksan olduğu için her rüzgardan etkilenmiş, etrafta söylenilen söylemlere kulak asmış ve kendini halak etmiş. Vel billah. Kardeşler, bir insan, bunu net bir şekilde söylüyorum ve benden dinleyin. Bir insan, hadisi şeriat ve şeriata kaynak olmaktan çıkarırsa ve hadis kitaplarından Bukhari, Müslimi özellikle diline dolarsa ve bunu ahlak edinirse bu adamın yaptığı amel bu adamın yaptığı adi amel beldelerde fuhuş evleri yapan fuhuş evleri inşa eden adamın amelinden daha kötüdür. Bakın kardeşler bu meseleyi iyi anlayın. Bir kafir gelir Müslümanların beldesinde fuhuş evleri açar, kumar evleri açar, faiz evleri açar. Müslümanlar kitaba ve sünnete sarılarak izzetlerini hatırlarlar, onları tekrardan kovarlar. Ama bir insan dini hakkında şüphe ederse, dininin kaynağı hakkında şüphe ederse, onun evinin içinde kumar evi ve fuhuş evi açarlarsa izzetini hatırlamaz ve onlarla arkadaş olur. Vaka ortada kardeşler. Hadis dindir kardeşler. Hadis itikattır. Hadis ahlaktır. Hadis Kur'an'ın tefsiridir. Hadis Kur'an'ın şerhidir. Kur'an'ın beyanıdır. Kur'an'ın izahıdır. Şayet hadis olmazsa herkes söylediğini söyler. Kur'an'ın ayetleriyle oynamaya çalışır. Hadis onların kapılarını kapattığı için, onların yollarını daralttığı için hadise düşmanlık yapmışlar. Hadis hakkında şüphemiz var. Neden? Kur'an'ı bize aktaran sahabe hadise ihanet mi etmiş? Kur'an'ı hadisi aktarırken ihanet eden sahabeden Kur'an alınır mı? Alınır mı kardeşte? Nasıl alınacak? Kur'an-ı Kerim mevcut değildi peygamber vefat ederken yazılmıştı. Onu yazan sahabeydi. Yazıldığı vakit herkes yanındakini getirdi. Ezberlenmişti. Kur'an ezberlendiği gibi sayfalar olmadığı gibi Kur'an'ı ezberleyen sahabe hadisle ezberlemişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber olmadan önce Ökaz panayırında böyle şairlerin şiirlerini okuduğu her kabilenin kendi şairiyle övündüğü bir panayır olurdu. Orada şairler şiirler söylerdi. Her kabile kendi şairiyle övünürdü. Bazen bir şair Kur'an sayfalarından bir sayfa bazen iki sayfa bazen üç sayfa dolusu şiirler söylerdi. Bilenler bilir muallakatü seb'a Muallakat-ı şairler var. İmrul Kays, Antara. Var mevcut kitap. Henüz onların şiirleri bize gelmiş günümüze kadar. Bırakın Kur'an'ı, bırakın sünneti. Peygamberden önce şiir söyleyen şairlerin şiirleri günümüze aktarılmış. Ben bunu söylemeyeceğim. Başka bir şey söyleyeceğim kardeşler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, peygamber olmadan önce, ökaz panayınlarında bir, bir şey... Bu şiirlerden bir şiir söylenir söylenirken peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orada şahittir. Ebu Bekir, Ömer, Osman kim şahit değil peygamber bilmiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat peygamberliğinden altı yıl sonra şu şairin bu panayırda söylediği şiiri hatırlayan var mı diyor. Şöyle şu yazılarla başlayan şiir Ebu Bekir radıyallahu anhu. Şiirin tamamını okuyor. Üç sayfa. Altı yıl önceden adamdan bir kere dinlemiş. Ne yazı var, ne kitap var, ne kalem var, ne bilgisayar var, ne kes kopyalı var. Direkt ben ondan dinlemiş. Dinlediğini ezberlemiş. Altı yıl sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o şiirden soruyor. Ebu Bekir hepsini ona okuyor. Aişe radıyallahu anh'a İbni Ömer'i. Bir hadis aktarıyor. Sonra Urve'ye diyor bu hadisi hafızanda ezberle tut. Bir sene sonra sana soracağım. Bir sene sonra hac mevsiminde Abdullah İbni Ömer'i çağırıyor. Perdenin arkasında bekliyor. Diyor bu hadisi İbni Ömer'e sor. Hadisi soruyor kardeşler. Hadisi bir harf değiştirmeden olduğu gibi aktarıyor. Hadis ile alakalı bilgisi olan adamlar bilir ki sahabenin Hadis hakkında, kelimeleri hakkında, lafızları hakkında çok hassas davrandığını görecekler. Peygamber kalemi dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den direkt mi işitmiş? Hadde fena Peygamber bize aktardı. Peygamberden direkt işitmemişse, bir sahabe vasıtasıyla dinlemişse, kale Resulullah. Yani bunu beyan edecek kadar bilgisi vardır sahabenin. Lafız hakkında şüpheli ise hadis aktarmaz. Yani onun için sahabe tabi'in etba'at tabi'inin hadis hakkında hadisi aktarmadaki hassasiyetlerini bilen bir kimse hadise şüpheyle bakmaz. Hadisi aktaran sahabe Kur'an aktarmıştır. Kur'an hakkında güvenilir olan bir sahabenin hadis hakkında güvenilir olmadığını ancak bir zındık söyler. sahabeler hadis için otururdular. Tabiine hadis aktarırdılar. Ebu Eyyub el Ansari'nin bir hadis için Şam'a gittiğini biliyoruz. Bir aylık mesafeyi katleden, yol yürüyen sahabeleri biliyoruz. Bu peygamber sevgisi, din sevgisi, iman sevgisi, şeriatın kaynaklarına karşı hassasiyetten başka bir şey değildir. Hadis hakkında neden şüphe ediyoruz ki? Bizi Şüpheye sokan şeyin bir sebebi olması lazım. Hangi şey bizi şüpheye sokmuş? İşte bizim bunu bilmemiz gerekir. Bilmediğimiz için kardeşler bu hataları yapmamız gayet normaldir. Kardeşlerin, Müslümanların sorunu değildir bu. Bir Müslümanın böylesi bir sorunu olamaz. Bukhari'ye karşı, Müslüman karşı, mütevatil hadislere karşı, muhaddislerin sıhhatinde ittifak ettiği hadislere karşı, bir şüphesi olamaz. Ha bir adam hocadır, alimdir, hadis ilmini biliyor, usulül hadisi biliyor, hadisin metnini, senedini biliyor, ravilerinden haberdardır, cerh ve tadili biliyor, maratibül cerh ve maratibül tadil, cerhin ve tadilin mertebelerinden haberdardır. Bu adam sahibi hadise hata ile zayıf derse ne sorun yok. İştahata hata yapmış, uyarılır, düzeltilir, tartışılır. Ama bir adam hiçbir şey bilmiyor. Ben şüpheliyim diyor. O zaman sen dininin tamamında şüphelisin. Namazda şüphelisin. Namaz acaba dört reket mı kılınır öyle? Delil. Kur'an'da yok. Bukhari'de var. Üstünde var. Ebu da var. Tirmiz'de var. Sabah namazının iki reket olduğunu sana Allah Azze ve Celle söylememiş. Peygamber sünnette söylemiş. Cuma namazı ya eyyühellezine amenu izen nudiye ila salati min yevmil cuma'ati fes'av ila zikrillah. Allah'ın zikrine koşun. Cuma günü nida edildiğinizde. Cuma'da beş vakit namaz var. Sabah, öğle, ikindi, akşam yatsı. Şimdi biz cumayı sabah mı kılacağız? Öğle mi kılacağız? Akşam mı? Yatsın mı? Kur'an-ı Kerim'de bu sabit değil. Cuma günü bir namazdan bahsediliyor. Ama namazın hangi vakitte olduğu söylenmiyor. Cuma'da, cuma namazının kaç şeket kılındığını, Hutbenin namazdan önce mi, namazdan sonra mı? Bunlar zikredilmiyor. Kardeşler, Allah Azze ve Celle hac emretti. Nasıl yapacağız ya Rabbi hacı? Bilmiyoruz. Zekat, akimu salahu ahdu zeka. Nasıl kılacağız namazı? Baştan secdeye mi gideceğiz? Sonra rüküya mı? Başta kıyamda mı duracağız? Yani bir, nasıl yapacağız ya Rabbi biz bu işi? Bilmiyoruz. Kur'an-ı Kerim'e bize aktarılmamış. Yani kardeşler, bir insan bunu düşünürse, sünneti reddederse anlar ki Allah sünneti reddeden, sünneti kabul etmeyen, bize Kur'an'dır yeterli diyen bir adam bilerek veya bilmeyerek, inanarak veya inanmayarak Allah'ın karmaşık bir din indirdiğine, dini insanların akıllarına bıraktığına inanmış olacak. Bu da Allah'a iftira ve Allah'a atılmış bir yalandır. Biz bu yalandan, bu iftiradan, bu küfürden Allah'a sığınırız. Allahu alev alem bir kişi bir Müslümanda böyle bir itikat bulunmaması gerekir. Müslüman İslam ümmetinin alimlerinden sahabesiyle, tabiiniyle, etba'u tabiiniyle hiçbir şekilde şek ve şüphe etmediği bir meselede aklının bulanması onun dalalet ehlini, dalalet ehli Batıl fırkalara kulak verdiğinin delilidir. Kardeş bundan sakınması gerekir. Eğer dalalet ehline, dalalet fırkalarına kulak verir, onların meclislerinde oturur ve onların ilimlerine yönelirse aklını da, kalbini de, gözünü de, kulağını da kirletmiş olur. Allah azze ve celle beni ve sizleri muhafaza eylesin.